Merhaba dostlar, Doğan Atakeri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün gene güzel bir videoyla karşı karşıyayız. Gene gördüğünüz gibi hesaplar, kitaplar. Biraz kafam çok karışık. Hemen videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz, paylaşırsanız, arkadaşlarınızla video kanalımı paylaşırsanız çok sevinirim dostlar. Katkı vermek isteyenler katıl butonuna basıp küçük minik katkılar yaparsa çok sevinirim. Konumuza başlayalım. Baştan anlayacağınız gibi motorumuzu satmıştık. Bir önceki videoda izlemiştiniz. Motorumu sattım. Cuba Superlight 125'e veda ettik. Çok güzel bir dönem geçirdik onunla. Güzeldi. Ben memnundum. Gayet güzel bir motordu. İnşallah alan arkadaşlar da memnun kalırlar. Cuba'dan sonra ne yapacaktık, ne alacaktık? Instagram kanalımda da, Instagram'ın bu arada bilmeyenler için Doğan'ın Tekeri, aynı şekilde Doğan'ın Tekeri yazarsanız orada da Instagram kanalım çıkıyor. Şöyle bir şey dostlar, ne alacağız, ne yapacağız? Orada da birkaç ankette yaptım. Başlıktan anlayacağınız gibi dostlar, şuralara bakıyorsunuz. Şimdi şurada bir sürü yazmışım. Motor sipariş verene kadar motora zam geldi. Hangi motora diyeceksiniz? Şimdi öncelikle aklımda bir iki tane motor vardı. Birisi Bajaj Pulsar RS 200, NK 250 modeli vardı. Kanuni SH 150 scooter modeli vardı. Böyle birkaç tane artık kafamda böyle karmaşa, böyle bir orada bir burada böyle ışıklar yanıyor. Modelleri inceliyorum falan. Ama en son iki şıkka düşürdüm. Bajaj Pulsar RS 200 ile NK 250 arasında kaldım. İlk başta NK 250'ye biraz daha hani 250'lik olduğu için şey yapayım dedim. Dostlar yöneleyim dedim. Şöyle de şuradan da NK 250'nin son fiyatına hemen bakalım. NK 250'ye biraz yöneleyim dedim. Şimdi ben bayileri aradım. Bir sürü bayi aradım. Arıyorum. Diğerine geçerken zam geliyor böyle falan. Derken bir iyice bunaldım. Şöyle yaptım. Bakalım şu anki fiyatını görebilecek miyiz? CF Moto. Şimdi bakın. NK 250'nin orijinal sayfasını açtım size. Şurada. Bilmiyorum, inşallah görebiliyorsunuz. 104 bin lira yazıyor. Ben buna sipariş verirken baktığımda 91 bin lira yazıyordu. Ama bir sürü bayi aradım. Buralara da yazmışım. 191 bin lira burada yazarken benden 115 bin lira para istediler hep. 115 bin lira. Bakın 91 binken. Şu an 104 bine çıkmış. Bu bir hafta öncesinden falan bahsediyorum size. 104 bine çıktı. Demek ki şu an arasam bayileri herhalde 120-130 isteyecekler. Mecburen bütçem sıkıntılı olduğu için 191 liralık motordan 115 lira isteyince bayiler ve arıyorum. Diyorum ki yani 91, ben fabrikayı da aradım bu arada. Fabrikayla da bayağı tartıştık. Mondial CF Moto'yla da bayağı tartıştık. Yani tartıştık derken derdimi anlatmaya çalıştım ama derdimi hiç dinleyen olmadı. CF Moto'ya da buradan selam olsun. Hiçbir derdimi dinlemediler. Ya diyorum ki 91 bin liralık bir motoru bayileriniz, resmi bayileriniz 115 bin liraya satıyorlar. Buna bir engel olmak istiyor musunuz? Hani şirketinizin sonuçta adı karalanacak, adı şey olacak. Kara borsacıya çıkacaksınız. Yani diyor bu serbest piyasa ekonomisi diyor. Kanunların önü açık diyor. Yasaların önü açık diyor. İstediği şeye satabilirler diyor. Peki dedim, bana hiç yardım edecek misiniz? Hani ben sizin motorunuzu tanıtmak istiyorum falan. Ya yardım edemeyiz dediler. 115 bin lirayı verin. Hatta 120 istiyorsalar verin alın dediler. Tabii ki ben ne yaptım? Almadım. Sonuçta benim bütçem belli. Çok az bir bütçem vardı. Motorumu sattım. Üzerine kredi çektim. Ekleyip motor almayı düşündüm. Onun için aslında 250 NK modelini seviyordum ama şu an bakın 104 bin lira olmuş. Büyük ihtimal bayileri arayın, 120'den aşağı vermezler size. 115-120'den aşağı vermezler. Ben de bunu yapmak istemedim. Biraz motorsuz kalayım dedim. Tercihimi neyden yana kullandım? Bu arada Kanuni SH 150 scooter'a biraz bakayım dedim. Scooter tarzı mı alsam artık, hani tarz değiştirelim falan diye. Yani sonra scooter'da olmasın dedim. Hazır vitesliye başlamışken böyle vitesliden biraz devam edelim. Sonra ilerleyen dönemlerde scooter'a geçeriz düşündüm. Bu sefer de Bajaj RS 200'ün bir peşine düştük. Dostlar, motorumuza karar vermek için ve son kararımız Bajaj 250, pardon, Bajaj RS 200'e karar verdik. Bunu nasıl sipariş verdim? Hemen onu da kısaca anlatayım. Buradaki sistem daha güzel. Ama motoru yok piyasada. Bunu bilin. Hemen şuraya yazalım şimdi. Bajaj RS 200. Bakın şimdi bunun da fiyatını ben size söyleyeyim. Birkaç bayi aradım. Sonra RS 200'e karar verdik. Ben karar verdiğimde bu arada Bajaj yeni motorumu da artık açıklayayım. Bajaj Pulsar RS 200 siparişi verdim. RS 200 siparişi ben verdiğimde 97 bin liradan verdim. Ben
vermeyi düşünürken falan 89, 91, 97 böyle tırmanıyor arkadaşlar piyasa. En son 97'de yakaladım Samsun'da Bafra'da uçar otomotivden, uçar makineden aldım. Siparişini verdim, inşallah 24 Temmuz'da gelecek. Ama ben 97'den verdim, şu an göstereyim. Daha bir hafta olmadı. Zaten söylemişlerdi 101.700 lira, 766 liraya çıktı. Bajaj Pulsar RS 200'ün fiyatı. Bana 24 Temmuz'da gelecek. 24 Temmuz'a kadar herhalde 120'leri bulacak bu motor. Ben daha üzerine binmeden. Ya nasıl bir piyasa var, nasıl bir kara borsa var, aklım almıyor. Piyasada motor yok ilginç olarak. Yani hadi paramı vereyim motor alayım dedik. O da yok. İkinci elde almak istemedim. Sıfır alayım. İlk defa ben kullanayım dedim. Nasıl bu Bajaj'daki sistemi de anlatayım hemen size bilmeyenler için. Paranızı peşin alıyorlar. Kredi kartı veya da işte nakit. Ben şöyle yaptım. Belli bir nakitim vardı. Onu verdim. Havale yaptım. Üzerine de kalan kısmı kredi kartıyla tek çekim yaptım. Paranızı tamamen verdikten sonra sisteme sizi alıyorlar. Size hemen mesajlarınız geliyor. Bilgileriniz geliyor. Siparişiniz onaylandı diye. Siparişiniz onaylandıktan sonra sabit fiyat garantisiyle çalışıyorlar. Bu çok güzel bir sistem. Bu ne arabalarda var şu an. Hiçbirinde yok. Bajaj bunu çok güzel yapmış. İnşallah bakalım ya, memnun kalırız. Ya daha almadığınız için bir çok da yorum yapmak istemiyorum. CFM Oto'ya mesela bunu söyledim. Yani insanlardan o zaman parasını siz alın. Sabit fiyatla bekletin. Hayır diyor, biz onu yapamayız diyor. Ama Bajaj bunu yaptı. Ben şu an 97 bin lira ödedim. 24 Temmuz'da istersen motor 300 bin lira olsun. Ben 97 bin liradan o motoru alacağım. Allah izin verse tabii, aksilik olmazsa. Yeni motorumuz Bajaj Pulsar RS 200. Şuraya koyabilirsem. Şuraya hemen bir fotoğrafını koyayım görmeyenler için. Aşağıda teknik bilgilerini yazacağım. İnşallah 24 Temmuz'da gelirse tanıtım videolarını çekeceğiz. Yeni motorumuz bu olacak. Şimdi zaten karne tatili, Samsun'a gidiyorum. Bol bol bayilerden size videolar çekmeye çalışacağım. Yeni motorumun inşallah hayırlı olur. Bajaj Pulsar RS 200 hakkında yorumları olan, kullanım tecrübesi olanlar lütfen yorumlar kısmına yazarsa çok sevinirim. Ben de bilgi sahibi olurum. Bu şekilde dostlar, biraz zor bir, çok bunaldım sipariş verirken. Yani aramadığım bayi kalmadı. 20-30 tane bayi arıyorum. İşte şu fiyat, o fiyat, orası bir fiyat. Fiyatlar yukarı çıkıyor. İşte biz peşin paranı alırız. Şöyle olur, böyle olur. Böyle bayağı bir bunaldım motoru sattıktan sonra. Ama çok şükür motorumuzun siparişini verdim. RS 200'ün siyahını verdim. RS 200'den inşallah memnun kalırız diye düşünüyorum. Yani alacağız, süreceğiz, bineceğiz. Yavaş yavaş ne demiştik? 50'likten başlamıştım. 125'e çıktım. Oradan şimdi 200 cc'ye çıktım. Böyle yavaş yavaş büyüteceğiz dostlar. Zaten söylemeyeyim. Amatör bir kanalız. Ama sizler sayesinde yavaş yavaş büyüyoruz. Çok şükür. Daha da büyürüz inşallah. Kanalımızı paylaşırsanız, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok sevinirim. Katıl butonuna da basarsanız, küçük küçük katkılar da sağlarsanız beni mutlu edersiniz. İkinci el piyasada çok hareketli. Mesela şunu, Bajaj Pulsar RS 200'ün 101.800 lira şu an fiyatı. Emin olun 120'ye satanlar var ve satılıyor. Yani çünkü insanlar bir an önce alıp binmek isteyenler var ve bir şekilde satılıyor. Ya buna yapacağımız bizim bir şey yok. Bunu anladım ben dostlar. Bu arabada da böyle, evde de böyle. Maalesef ülkemizde şu an böyle bir sıkıntı var. Yani buna bir şekilde ayak uyduruyoruz. Motor alacak olanlara acele etmelerini söylüyorum. YouTube, Instagram kanalından da yazıyorlar. Oradan da söylüyorum. Diyorum ki acele edin. Yani bugün sipariş vermediniz mi? Yarın zam gelecek buna. Geliyor. Bu şekilde dostlar. Sizle de paylaşmak istedim yeni motorumun ne olduğunu. İnşallah hayırlısı olur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.